benim Şanlıurfa'ya bir sözüm olsun. Bize Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Hadi yap. Yap. Bekara karı boşamak kolay. İşi yap, işi. Senin belediye başkanın yap. Gerçekçi olacağız. Biz ülke yönetiyoruz, ülke. Devlet yönetiyoruz. Öyle kuru kuruya, şuraya şu kadar vereceğim, buraya bu kadar vereceğim demekle ülke yönetilmez. İşte senin partinin belediyesi bu. Hadi ver 600 lira. Bakın bu ülkenin başbakanına defaatle diktatör yakışmasını, yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyor. Tayyip Erdoğan diktatör olacak, sen meydanlarda dolaşacaksın, öyle mi? Diktatörün olduğu bir ülkede bunu yapamaz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuştu. Kılıçdaroğlu çiftçilere söz vererek, bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri 2011 yılında bütçe kanunu tasarısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na hitaben "Hadi yap" şeklindeki konuşmasını hatırlattı. Miting meydanlarında ve gittiği illerdeki ziyaretlerinde bol keseden vaat dağıtan ve elektriği suyu bedava vereceğiz diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleni bir şekilde halkı kandırıyor. Adana, Antalya gibi tarımın başkenti konumundaki illerin belediyeleri CHP'li başkanlar tarafından yönetildiği halde hiç kimseye ne bedava elektrik ne de bedava su veriliyor. Konu hakkında Akit'e konuşan siyasetçi ve gazeteciler, Kılıçdaroğlu'nun verdiği vaatleri önce kendi partisince yönetilen belediyelerde gerçekleştirmesi gerektiğine işaret ettiler. Siyaset ciddi bir iştir. Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki seçim vaatleri çok gayri ciddi geldi bana. Siyaseti bir kenara bırakalım. Ben vatandaş olarak tatmin olmadım. Ne yapacaksın açıkla diyorlar. Türkiye büyük bir ülkedir, yaparım diyor. Böyle vaat mi olur? Türkiye büyük bir ülke yaparım diyor ama o ülkenin son 13 yıllık AK Parti iktidarında büyüdüğünü söylemiyor. Zaten Kılıçdaroğlu hükümete gelemeyeceğini bildiği için bol keseden sallıyor ve sallamaya da devam edecek. Emin olun bunlara CHP seçmeni bile inanmıyor. Yerel seçimler öncesinde billboardlarda, TV'lerde, seçim afişlerinde verilen vaatlere ne oldu? Kimsenin emeğiyle oynamayacağız, namus sözüdür dediği halde binlerce işçiyi kapının önüne koyan kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu acaba hiç mi bu sözleri hatırlamıyor? Siyaset ve hizmet ciddi bir iştir. Siyasetin en büyük sermayesi güvendir. Yalanın bulaştığı, kirlettiği siyaset bir süre sonra kıymetini kaybeder. Yalanla peynir gemisi de yürümez, siyaset de yapılmaz. İnandırıcılığı olmayan vaatler dünün Türkiye'sinde kaldı. Madem elektriği bedava vereceksin, elini tutan mı var? Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de versin de bunun gerçek olup olmadığını milletimiz anlasın. Hiç başka yere gitmeye gerek yok. İstanbul'da, İzmir'de belediyenin suya ve ulaşıma yaptığı zamlar ortadadır. Halkla dalga geçer gibi böyle atıp tutmak ana muhalefet partisinin başkanına yakışmıyor. Siyaset bol keseden vaat vermek değil, bizzat söylediğini yapmaktır. Kemal Kılıçdaroğlu söylediği yalanlardan yüzü kızarmayan biri. Yerel seçimler öncesi kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dediği halde yandaşlara kadro açmak için binlerce işçinin kovulmasına sessiz kaldı. Kendi belediyelerinde en az 3100 lira asgari ücret vereceklerini iddia ettiği halde kreşlerde çalışan sözleşmeli öğretmenlere bile 2900 lira maaş verdiler.
en uçuk yalanları kolayca dillendiren bu trajik siyasetçinin toplum nezdinde artık bir karşılığı kalmadı. Kılıçdaroğlu 2023'te Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olsa bile ücretsiz elektrik vaadi gibi boş vaatlerle bu kez toplumu çarpamayacak diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu en son Şanlıurfa'da Türkiye'de üretilen fındığın %42'si Şanlıurfa'da üretilmektedir sözüyle ilkokul düzeyinde bile Türkiye'yi ve bölgeyi tanımadığını göstermiş oldu. Coğrafya ilmini yerle bir etti yani. Buna rağmen tuhaf bir şekilde sözde okumuş, aydın, ilerici kesimin böyle bir lider etrafında öbeklenmiş olmasını da hayatın bir ironisi olarak görmek lazım sanıyorum. Bir yanlarına terör örgütünün güdümündeki partiyi almışlar, bir yanlarına hala kendini tanımakta zorlanan bir başka partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. Ülkeyi tek parti faşizmine sürüklemeye çalışıyorlar. Ortada ne demokrasi, ne hak ve özgürlükler, ne ekonomi dış politika konusunda herhangi bir program yok. Sadece lafı güzaf var, sadece laklak var, sadece ucuz kabadayılık var. Soruyorum size, bu kadar vizyonsuz, bu kadar çapsız, bu kadar küçük, hesapçı bir ekip, ülkenin bölgesel ve küresel düzeydeki çıkarlarını nasıl savunacak? Hepsini de 3 günde Şamaroğlan'ına çevirirler. Gerçi milletimiz her seçimde bunları Şamaroğlan'ına çeviriyor ama anlamazlıktan gelip işlerine bakıyorlar. Hep söylediğim gibi, Türkiye'nin en büyük sorunu işte bu çapsız muhalefet anlayışıdır. Bir de HDP ile iş tutup hükümeti o şekilde yıkmaya çalışıyorlar. Millet İttifakı'nda HDP de olduğu için HDP'ye bakanlık bile düşecektir. Düşünsenize, HDP'ye İçişleri Bakanlığı veriliyor. Polisler HDP'nin yönetimi altına giriyor. Çok rezil bir durum. PKK ile en çok mücadele eden ve PKK'yı büyük oranda bitiren Süleyman Soylu bakanımızın tüm emekleri boşa gidecektir. Mücadeleyi milletin önünde, er meydanında yapmak yerine kapalı kapılar ardında gizli saklı pazarlıklarla yürütmeye kalkıyorlar. Gerçi şimdi çıkıp buna da itiraz edecekler ama manzara ortada. Bir yandan PKK'nın ve onun güdümündeki HDP'nin sufleleriyle siyaset yapan bir muhalefet genel başkanı, diğer yanda aynı partinin vetosuyla hayalinden vazgeçen, lafta iyi ama aslında kötü duruma düşmüş bir başka muhalefet genel başkanı. Bu tablonun inkarı mümkün mü? Her şey bir yana, Türkiye, Türk siyaseti, Türk milleti böyle bir fotoğrafı hak etmiyor. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah yalan. Dün söylediğini bugün inkar eden bir yapı. Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil. Taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır. Dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir muhalefet anlayışını göremezsiniz. Bulamazsınız. Türkiye'yi yönetmek için aday olduklarını açık yüreklilikle çıkıp ilan etmekten korkanlara bu ülke emanet edilemez. Kafalarında gezdirdikleri 40 tilkinin kuyruğunu birbirine dolaştırdıkları için her gün bir başka tarafa savrulanların yarın hangi çukura yuvarlanacaklarını kimse bilemez. Evlatlarımızın geleceğini, kendileriyle birlikte ülkeye de aynı savrulmaları yaşatmak isteyen kifayetsizlerin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Ülkenin gerçek meseleleri üzerine kafa yormak yerine kendi akıllarınca yumuşak karın olarak gördükleri yerlerde yumruk sallayanlara bu millet Allah'ın izniyle yüz vermeyecektir. Cehaletle riyakarlığın, tembellikle kibrin karışımı, ülkenin ve milletin felaketinden ikbal devşirmeye çalışan bu kirli muhalefet tarzını ve uygulamalarını reddediyoruz. CHP'nin başındaki zatın yalanlarını, yanlışlarını, iftiralarını ortaya sermekten doğrusu biz yorulduk. Ama bu zat aynı ahlaksızları mütemadiyen tekrarlamaktan bir türlü vazgeçmiyor. Hani bir söz vardır, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz diye. Tam da böyle bir profille karşı karşıyayız. Allah'tan korksa iftira atmaz, kuldan utansa yalan söylemez. Kendisi her ikisini de sürekli yaptığı için rahatlıkla bu sözleri ifade edebiliyoruz. Artık bu zatın yaptığı iş, sorumsuzluğun da ötesine geçerek ülkeye zarar verecek boyuta ulaşmıştır. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir. Bunların Türkiye'nin dününde herhangi bir izleri, hizmetleri, eserleri de yoktur. Bunların ülkemizin geleceğine dair de dişe dokunur, kayda değer, fikir ve emek ürünü, hesabı kitabı yapılmış hiçbir projeleri mevcut değildir.
Daha önemlisi, böyle bir niyetleri ve gayretleri de bulunmuyor. Kendilerinin de alenen ifade ettiği yalan, iftira ve çarpıtma siyasetiyle ne bugünümüze bir katkıları olabilir ne de geleceğimize bir faydaları dokunabilir. Ülkemizde maalesef dün vesayet güçlerinden, terör örgütlerinden, kirli ekonomik aktörlerden, bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, sığ, ilkesiz, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya, milletin umutlarını küçük hesaplarına meze etmeye bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor.